Arkadaşlar, uzun zamandır yayın açmıyorum. Ben de farkındayım. Çünkü psikolojik olarak kendimi gerçekten kötü hissediyorum. İyi hissetmiyorum. Bu yüzden de yayın açmıyordum. kendimi toplamayı birazcık da olsa psikolojimi düzeltmeyi açıkçası bekledim. Çünkü yayın açıp o haldeyken sizlerin de psikolojisini bozabilirdim. Çünkü sizler benim mutsuzluğumla mutsuz olan insanlarsınız. Mutluluğumla mutlu olan insanlarsınız. Ve emin olun beni o halde yayında görseydiniz bu Cemre mi ya derdiniz. Ve eminim ki çok üzülürdünüz. O yüzden klasik Cemre'si olmaz. İçine attı. İçinde yaşadı. Gene yansıtmadım. Gene çıktım burada güldüm. Ki bundan sonra da burada gülmeye devam edeceğim zaten. Ben mutsuzluğumla insan mutlu etmeyi sevmiyorum. Mutluluğumla insan mutlu etmeyi seviyorum. Bunu bilin. Buna göre davranın. Ve birkaç gündür evet linç yiyorum. Bunun da farkındayım. Ay. Sadece bu konular ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Dahaca bu konularla ilgili, bu kadar ciddi bir konuyla ilgili kimse tek bir story dahi atmamışken ilk story'yi ben attım. Üzerindeki yazı dahi bana ait olan yazılar, fotoğraflar, bana ait olan fotoğraflar story'lerde yani ilk ben esas alıp paylaştım neredeyse bunları. TikTok camiası adına söylüyorum bu arada. İlk bunun adımını ben atmışken bu kadar büyük bir linci benim yiyor olmam çok garip. Ama bunun tek bir sebebi var tabii ki de. Şu anda burada atmış olduğum videolar Allah yukarıda şahit ki ne dilimden duam eksik oluyor ne de elimin uzandığı yerlerle iletişimim eksik oluyor. Herkes rahat olabilir bu konuda. Ben sadece tek bir video paylaşmamış olabilirim. Ama dediğim gibi Allah büyüktür. Dilimden duam eksik olmaz. Elimden geleni de ardına koymam. Ki iletişim kurduğum insanlar, şu anda olduğum yer ve kimlerle görüştüğümü çok çok iyi biliyorsunuz. Çok daha iyi şeyler yapmak için çok daha fazla çalışmak gerekiyor. Ve ben hep çok çalışan bir insan olmuşumdur. Bunu sakın unutmayın. Cemre Solmaz yaparsa, yapar arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. O yüzden şöyle söyleyeyim. Ney? Bakayım. Dur. Tamam. Bir şey daha söyleyeceğim bu arada. Evet, çekilen video hakkında bana haber verildi. Haberim var bu video hakkında. Lincine linç kattı falan diyorsunuz. Ne kadar kattı, ne kadar katmadı bir şey diyemem. Ama bana olmadığı söylendi. Tabii ki de linç yediğim dönemde böyle bir video paylaşım.
yapmıyorum. Beğendiğim videolardan attığım yorumlara, beğeneceğim yorumlara her şeye dikkat ediyorum ve yayın açmaktan kaçıyorum. Ağzımdan olur da yanlış bir kelime çıkar da farklı bir şey olur diye. Ama sürekli olarak görüyorum, kimse bir şeyleri yapmaktan kaçınmıyor ve çekinmiyor. Bunu yapan sadece benim. Tek aptal benim bunu yapan. Beni seven insanlar, beni destekleyen insanlar, Allah hepinizden razı olsun. Bugün de yanınızdayım, yarın da yanınızdayım. Sizler de benim yanındasınız veya sevdiğiniz insanların yanınızdasınız. Ben bunu da görüyorum, bunu da duyuyorum. Ve herkes sevdiğini destekleyip, herkes sevdiğine sahip çıkabilir. Ben sonuna kadar hem kendimin arkasındayım, hem de sizlerin arkasındayım. O yüzden çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ve linç yediğim bu konular hakkında da gönlüm o kadar ferah ki, yapacağım işleri gördüğünüzde emin olun o cümleleri kurmaktan pişman olacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki, demek ki bunun için bekliyormuş diyeceksiniz. Ve insanların, nasıl diyeyim, sadece eğer attığı videodan yola çıkarak vicdanını yoklayıp vicdanını bilecekseniz bu sizin kendi yapınızdır. Ama ben buraya yansıtmasam da elimden gelenin çok çok fazlasını yapıyorum. Allah yukarıda şahittir. Kimseye de ispatlamaya ihtiyacım yoktur. Saygılar, sevgilerle. Bu konuda burada kapanmıştır benim için. Bir daha da açıklama yapmayacağım. Ve sürekli beraberlik bulunulması gereken bu dönemde eğer ki birlik ve beraberlik yerine insan linçletmeyi göze alıyorsanız, yani ki sevdiğiniz insanlar video attıktan sonra bunu yapıyorsanız, sevip değer verdiğiniz insanların video atmasını bekleyip o insan video attıktan sonra çıkıp kendi açıklama videonuzu paylaşabiliyorsanız kalbiniz körelmiş demektir. O yüzden çok çok kalbe sahipmiş gibi farklı farklı şeyler yapmayın. Anlaşıldı mı? Çünkü yaptığınız tek şey insan savunurken insan ezmek. Birliği beraberliği savunuyorsunuz ama diğer tarafta insan aşağılıyorsunuz. Bana kimse vicdandan bahsetmesin o yüzden. Anladınız mı söylemek istediğim şeyi? Bambeko!